Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, dün bahsetmiş olduğum ikili dip formasyonu yukarı yönlü hareket gelmedi. Onu söylemek istiyorum. Kırılım gelmedi arkadaşlar. Aşağı yönlü minor trendde kırıldı arkadaşlar. O yüzden mevcut destek seviyesi olan 19.400 seviyesine doğru bir yolculuk başladı. Şimdi dün size bahsetmiş olduğum ikili dip formasyonuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi dün ikili dip formasyonu, birinci dipimiz burası, ikinci dipimiz burası arkadaşlar. Şöyle bir saatlik time frame indiğimiz zaman ben ne yapmıştım dün arkadaşlar, burada bir trend çizgisi çekmiştim. Minör bir trend çizgisi arkadaşlar. Hemen şuradan bir minör trend çizgisi çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey demiştim. Bu kırılı buradan kırılım gelmediği sürece sıkıntı yok. Eğer kırılım gelirse yön aşağı doğru gidebilir demiştim. Şimdi açıkçası biz ne demiştik? Sinyal bekliyoruz arkadaşlar demiştik. Yani buradaki omut çizgisi kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareket gelmesi gerekiyor demiştik. Dünkü videomu açıp izleyebilirsiniz ve şu an için açıkçası sinyal gelmedi. Tam tersine bir hareket geldi. Aşağı yönlü hareket geldi. Tabii ki bu da olumlu bir hareket aslında. Olması gereken bir hareket. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğine de yine bir işaret. Şimdi neden bahsediyorum, onu size anlatmak istiyorum. Hemen 4 saatlik zaman dilimine girelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili dip formasyonu hala aktif. Birinci dipimizi hemen işaretleyeyim. 1, 2, büyük ihtimalle burası da 3. dip olacak arkadaşlar. Şimdi 3 dip formasyonlarında, hemen şöyle size göstereyim, Google'dan açayım arkadaşlar. Üçlü dip formasyonları her zaman yukarı yönlü hareketin gelebileceğinin bir formasyonudur arkadaşlar. Bakın 1. dip, 2. dip ve 3. dip. Gördüğünüz gibi sürekli arkadaşlar artık şöyle söyleyeyim, yukarı yönlü trendin başlayabileceğini işarettir. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Mesela üçlü tepe formasyonları da aşağı yönlü işarettir arkadaşlar. Yani artık piyasayı ayıların ele geçirdiğini ve ayıların öngörüsünde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu üçlü tepenin ziyade öyle üçlü dip formasyonları da tam tersini söylemek mümkün arkadaşlar. Burada da açıkçası boğalar ön planda ve boğalar piyasayı sürüklüyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü dip formasyon. Şimdi dolayısıyla birinci, ikinci ve üçüncüsü oluşmak üzere. Şimdi neden üçlü dip formasyondan bahsediyorum? Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi piyasa yapıcıları ve yatırımcılar fiyatın burada uygun olduğunu görüyorlar. Yani uygun olduğunu düşünüyorlar ve buradan aşağı piyasayı salmıyorlar. Şimdi tabii ki düşüşün düşüşü vardır. Onu söylemek istiyorum. Yani derler ya, düşen bıçağı tutma elin kesilir. Tabii ki biz bu düşüşün çok gördük. Buradan düşmez dedik düştü. Buradan düşmez dedik düştü. Ama şu an için açıkçası şunu görmek istiyorum. Buradan aşağı yönlü hareket salmıyorlar. Yani birinci dip, ikinci dip ve üçüncü dip gerçekleşirse aşağı yönlü hareketler salmıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin gelmesi muhtemel. Tabii ki yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için bakın şunu özellikle söylüyorum. Burada mevcut bir boyun çizgisi var. Hemen şöyle kavadaslak bir çizeyim arkadaşlar. Burada mevcut bir boyun çizgisi var. Bu boyun çizgisini yukarı yönlü kırıp gün kapatmadığı sürece işleme girmemiz gerekmiyor. Yani girmememiz gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ben riski severim. Destek bölgesinden yukarı yönlü hareket geleceğini düşünürüm derseniz, destek bölgesinden de arkadaşlar yukarı yönlü bir long işlemi açılabilir. Mesela bakın, aynen bakın burada da gösterdiği gibi burası bir boyun çizgisi, kırılımdan sonra işleme girmemiz gerekiyor. Ama riskli yatırımcılar şuradaki, mesela bakın 3. dip, 3 nolu dibin oluştuğu bölgeden yukarı yönlü çıkışı da kaçırmak istemiyor. Yani mesela şöyle anlatmak istiyorum. Buraya aşağı yönlü geldi. Buradan yukarı yönlü hareketi şuradaki %4'lük ya da %4.65'lik çıkışı da kaçırmak istemiyor riskli yatırımcılar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte değerlendirilebilir arkadaşlar. Şimdi normal bir kanalın içinde girmiş olabiliriz. O da tabii ki bir muamma. Kanalın içine girmiş olabiliriz ve kanalın içine hareket de ediyor olabiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım, bir saniye. Tabii ki bunları açıkçası ikinci, üçüncü temaslarda fark edeceğiz. Şimdi kanalın içine girdiysek mesela aşağı yukarı böyle bu şekilde bir kanal içinde bir konsolidasyon yaşayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bunun öngöründe bulmamız için
aşağı yönlü bir temas, yukarı yönlü bir temas ve yukarı yönlü kırılım olmaması gerekiyor. Ha, o zaman şunu diyeceğiz. Evet, aşağı yönlü hareketler gelebilir. Biz bir kanal içindeyiz, bir konsolidasyondayız, yatay piyasadayız arkadaşlar. Dolayısıyla burada her şey olabilir. Zikzaklar çizebiliriz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yatay piyasalar çok riskli piyasalardır arkadaşlar. Neden? Çok fazla likit operasyonları gerçekleşiyor. Stop patlatma operasyonu çok fazla gerçekleşiyor. Çok fazla fake out'lar yapılıyor arkadaşlar. Çok pardon. Neden bahsetmek istiyorum? Şuradan bahsetmek istiyorum. Mesela yatırımcı, evet bakın bir konsolidasyon içindeyim, bir kanal içinde hareket ediyorum diyor ve yukarı yönlü temas geldiği zaman evet buradan yön aşağı yönlü olacak diyor ve burada bir short işlem açıyor. Aşağı yön olmasını beklerken yukarı yönlü bir fitil atıyorlar, hop stopları patlatıyorlar arkadaşlar. Aynısı aşağısı için de geçerli. Onu söylemek istiyorum. Aman aman dikkat. Tam kanal içinde miyiz değil miyiz onu anlamamız için birkaç gün daha geçmesi gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketler mi, kanal içindeki hareketlerden mi bahsedeceğiz, onu da görmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir şeyden daha bahsedeceğim. Dikkatimi çekti zaten. Takip ediyorum. Uyumsuzluktan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani aslında yukarı yönlü hareketin gelebileceğini %70-80 arasında yukarı yönlü hareketin gelebileceğini nereden anladık? Uyumsuzluklardan mı anladık arkadaşlar? Uyumsuzluklar, pozitif uyumsuzluklar bizim için çok çok önemli. Hemen bir RSI'mizi açalım. Şu sarı EMA'yı kaldıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok ciddi bir uyumsuzluk var. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben size şimdi çizeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mesela şöyle biraz daha çekeyim. Buradan yukarı yönlü gördüğünüz gibi çok ciddi bir uyumsuzluk söz konusu. Bu pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi piyasa yataya bağlamış bir şekilde hareket ediyor. Yani şurası gördüğünüz gibi uyumsuzluk, yani RSI momentum yukarı yönlü hareket ederken burası grafik olduğu gibi dümdüz çizgide, yani bir ikili dip formasyonu gerçekleştiriyor. Burası açıkçası arkadaşlar şunu söylemem gerekirse yukarı yönlü bir hareketin işareti, uyumsuzluklar onu gösteriyor. Ve şu an için hala gördüğünüz gibi uyumsuzluklar söz konusu. Şimdi hemen şöyle bir uyumsuzlukları açalım. Ben bilgisayarımı indirmiştim sanırım. Evet. Evet, mesela gördüğünüz gibi eşit dip formasyonunda, yani eşit dipte mesela arkadaşlar boğa veya pozitif uyumsuzluk söz konusu oluyor. Yani daha yüksek dipler gerçekleşiyorsa RSI'de mesela arkadaşlar eşit dipte bir boğa rallisi, yani boğa çıkış, hep ralli diye ağzımıza takılmış ama bir çıkış senaryosu olabilir. Aynen olduğu gibi arkadaşlar. Bak mesela eşit dipler burada söz konusu ve bir RSI'de pozitif uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. RSI yukarı yönlü hareket ederken gördüğünüz gibi grafik eşit dipler yapıyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteriyor. Bunu özellikle size göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten işimize yarıyor uyumsuzluklar. Hemen günlük zaman dilimine girelim. Evet, günlük zaman diliminde de aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fiyat diplerdeyken gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk söz konusu. Haftalığa girelim. Haftalık da uyumsuzluk var mı, ona bir bakalım. Şöyle resmi uzaktan bakalım arkadaşlar. Evet. Haftalıkta şu an bir uyumsuzluk göremiyorum. Görüyorsunuz lütfen yorum bölümüne iletebilirsiniz. Çok fazla da bir uyumsuzluk yok. 1 saatlik zaman dilimine bakalım. Evet, 1 saatlik zaman diliminde bariz bir uyumsuzluk söz konusu. Evet arkadaşlar, 4 saatlik zaman dilime baktığımız zaman çok net bir şekilde uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk söz konusu. Şimdi bu pozitif uyumsuzluk yukarı yönlü hareketlerin işareti demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Heyecan yapmayın. Açıkçası biraz sabırlı olun ve bekleyin. Yön ne tarafa doğru olduğu zaten belli olacak. Net sinyaller geldikten sonra zaten sizlerle bunu paylaşacağım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte herkes kendi kararlarına işleme girebilir. Şu an için ben de bekliyorum açıkçası, ya da ben de açıkçası şunu söylemek istiyorum. Aşağı yönlü bir destek bölgesine temas ettikten sonra bir long işlemi açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir risk alacağım açıkçası. Tabii ki bu böyle değildir. Onu söyleyeyim. Yani bu grafiğin, bu üçlü dip formasyonun oyunu böyle değildir. İşleme böyle girilmiyor. Dolayısıyla yukarı yönlü kırılım geldikten sonra giriliyor. Ama ben burada bir risk deneyeceğim arkadaşlar. Aşağı yönlü bir temastan sonra yukarı yönlü bir risk deneyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi
Yukarı yönlü hemen şöyle yapayım. Fırçamı tekrar büyük ihtimal buraya gelecek. Temasında bulunacak. Yukarı yönlü arkadaşlar kırılım gelecek. Bir pullback yapacak. Daha sonra böyle yukarı yönlü hareketler gelecek diye düşünüyorum. Bakalım şu an formasyon gereği onu gösteriyor. Ve uyumsuzluk da çok net söz konusu gösteriyor arkadaşlar. Kendini çok net olarak göstermektedir. Evet. Evet, benim anlatmak istediklerim bugün bu kadar arkadaşlar. Uyumsuzluğu size göstermek istedim ve üçlü dip formasyonu size göstermek istedim arkadaşlar. O yüzden takip ederek işleme girin, takip edin. Sakın heyecanınıza yenik düşmeyin arkadaşlar. Risk alacak kişiler için de arkadaşlar için de şunu söylüyorum. En azından buradaki destek tabanı 19.500 seviyesine bir temas ettikten sonra ve 4 saatlik zaman diliminde mumunu kapattıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketler denenebilir. Eğer kanal içinde kalırsa 4 saatlik mum, onu söylemek istiyorum. Aşağılarda kapatırsa tabii ki yön aşağı yönde de gidebilir arkadaşlar. Açıkçası çok riskli bir durum. O yüzden pek fazla tavsiye etmiyorum. O için dikkat edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınıza takılan yorumları lütfen bana yorum bölümüne iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.